Merhaba. Bir hafta aradan sonra yine bugün de sohbet edelim dedik. Canlı yayınımızı böylece başlattık. Herkese merhabalar. Barış'ı bekliyorum ki katılsın. Merhaba. Tensel. Herkese merhaba. Evet, böyle. Tek başına zor oluyor böyle konuşmak. Barış katılınca çok daha rahat edeceğim tabii. Merhaba. Merhaba, nasılsın? Sesim geliyor. Sesin Sanırım. biraz zayıf geliyor ama Şimdi bana nasıl? zayıf geliyor olabilir. Şimdi nasıl? İyi geliyor mu? Şimdi daha iyi sanırım. Yani demek ki böyle tutmam gerekecek. Ne belki Ya de ben zayıf duyuyorumdur. da bugün önemli Nasılsa. şeyleri sen söylersin. Herkes seni duysun. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? İyi valla. Yani işte normalleşme sürecini bekliyoruz. Onun dışında ben biliyorsun çalışmaya devam yani. İstanbul nasıl? İstanbul'dayım evet yine. Yine İstanbul'dayım. Şu ara biraz fazla seyahat ettim. İşte İstanbul, Ordu, Ankara üçgeninde. Şimdi İstanbul'dayım. Sen neler yapıyorsun? Artık Ben böyle full time çalışmaya döndünüz mü? tabii. Döndük. Devamlı iş yerindeyiz. Hiç izin yok. Şey yok yani hani yine öyle bir gün çalışma bir gün durma şeklinde değil. Bitti o güzel günler. Aa. Ne yazık ki Neyse. artık devamlı çalışacağız. Salonun açıldığı güzel günlerde gelirse. Gelirse evet, çok güzel olacak. Vallahi dört gözle bekliyoruz hepimiz. Bektaş bir iki şey göndermiş. O ortak gruba, gördün mü bilmiyorum. Ha evet. Ama bence hani onlar daha çok bizdense diğer sporları yapanları ilgilendiriyor diye düşünüyorum. Yani maskeyle aikido yapmak bence çok mümkün değil. Gerçi federasyon bu konuda mutlaka bir düzenlemeler yapacaktır diye tahmin ediyorum da. Ama ya yani maskeyle aikido dersi yapmak gibi bir şeyi hayal edemiyorum ben. Valla ben de hayal edemiyorum. Zaten hani yoğun oksijene ihtiyaç duyacağız. Onu maskeyle yapmak diye bir şey söz konusu olmayacak. Ama seninle zaten sürekli konuştuğumuz gibi. Biz kendimize uygun yaptığımız işe, Aikido'ya uygun tedbirleri konuşup, karara bağlayıp ondan sonra da başlayacağız. Tabii henüz federasyonun hatta Gençlik Spor Bakanlığı'nın bile bu konuda şunlar 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 şöyle olacak şöyle yapılacak gibi bir açıklaması yok ama ufak tefek şeyler var işte mesela duşun kullanılmayacağı ortak alanlara işte soyunma odasına mesela tek tek alınacağı falan gibi böyle tedbir dedikoduları var. Ama bir genelgeyle bağlanmış bir şey yok. Dolayısıyla biz kendi özgün tedbirlerimizi, özgün kararlarımızı alacağız. Ve herkesin sağlığı için ne gerekiyorsa bunu yapacağız. Birebir uyumlu yol. Dezenfektanlarımız vardı zaten. Tansel bir Efendim? şey Tansel bir şey gönderdi de aşağıda onu okumaya çalışıyorum. Ha evet. Ha, yarın açıklama yapacak diyor. Onlar temaslı yapmıyorlarmış. Evet, ben de hani ilk başta en azından şartlar belli olana kadar temas, yani tutuşlu boş el teknikleri ya da vuruşlu boş el tekniklerindense silah tekniklerini boşta çalışmayı ya da teknikleri boşta çalışmayı daha makul görüyorum. En azından şartlar belli olana kadar. Evet. Şöyle bir süre sanırım önce yani biz öncelikle tedbir alacağız. Dezenfeksiyon, hijyen, şey ne onun adı ateş ölçme gibi böyle kesin çözüm olmasa bile hani tedbir anlamında yapılması gereken şeylerin hepsini yapacağız. Zaten hani o böyle temel tedbirleri temel olacak tedbirleri zaten alacağız. Onun dışında çalışma şeklini işte öğrenci sayısını aynı anda çalışan öğrenci sayısını düşük tutarak yani hani
sosyal mesafeye olabildiğince uygun hale getirerek, bundan sonra çalışılan teknikleri atıyorum silah teknikleriyle başlamak gibi, hani bütün bunları yapacağız. Ayrıca bir böyle karar listesi seninle konuştuğumuz gibi hep oluşturup, evet, Tori Dojo bu şekilde bu tedbirlerle, yani Tori Dojo bunları yaptı tedbir anlamında. Ondan sonra şimdi de çalışma yöntemi olarak şunu uyguluyor. İşte büyükler için böyle, çocuklar için böyle gibi kararları alıp ondan sonra üyelerimize sağlıklı nasıl çalışabiliyorsa onu yapacağız. Bence de. Öyle. Çünkü evet, Aikido yakın temas gerektiren bir branş. Bununla ilgili bir sürü fikirler üretilebilir. Hani nasıl yapılır? Ama bundan sonraki sürecini, bütün Aikido'yu değiştirecek bir şey yapmak bana çok akılcı gelmiyor açıkçası. Aikido'nun özünden, kendi şeklinden farklı bir şey haline getirip yeni bir Aikido icat etmek, sen ne düşünüyorsun bilmiyorum tabii ama çok da Yani böyle bana mantıklı da gelmiyor. çok mantıklı gelmiyor. Ya farklı zaten farklı ne yapılabilir ki? Farklılaştırdığın anda zaten Aikido'dan uzaklaşıp daha başka yani Aikido'ya çalışırken ister istemez bir temas olması gerekiyor. Bir yakınlık olması gerekiyor. Yani Aikido buna bağlı. Geçici bir süre temas ve yakınlık olmadan çalışılabilir ama hani bir noktada tekrar eskiye dönmek gerekecek. Hani çok açıkçası bana akıllı yani uygulanabilir akıllıca demeyeyim de uygulanabilir gelmiyor. Tekniklerden tamamıyla kopup sadece işte uzaktan teknik ya boşta teknik çalışmak ya da silahlı teknik çalışmak anca geçici bir süre için olabilir. Bildiğim kadarıyla Tansel hocalar da öyle yapıyormuş. Birkaç tane yurt dışında video gördüm. Onlar da hani çalışmaya başlayan hocalar silahlarla başlamış. Hani ona göre bir şeyler olabilir. Ama bilmiyorum yani kalıcı olur mu? O ayrı bir konu. Yani biz sanıyorum şöyle bir süreç olacak. Katılır mısın bilmiyorum. Biz şimdi evet başlayacağız Aikido çalışmaya. Yani hani buna bakanlık artık salonları açabilirsiniz dediği anda ilk yapacağımız şey tedbirleri almak. Evet. İşte dezenfeksiyon vesaire. Ondan sonra hani üyelerimizi içeriye kabul etmeye başladığımız noktada yapacağımız ilk şey aslında bunun başlangıcı, bizimle birlikte Aikido çalışan herkesi, üyelerimizi, arkadaşlarımızı, birlikte Aikido çalıştığımız öğrencilerimizi Aikido'dan koparmayacak, ama kimsenin işte koronavirüs kapması riskini de böyle göze alıp rahat davranmayacak şekilde Aikido'dan kopmadan normal, Aikido'nun da normalleşme sürecini başlatmak olacak. Evet. Yani benim bahsettiğim Aikido'nun özünde, bundan sonra Aikido artık öyle yakın temasla çalışılacak bir branş olmayacak gibi, hani Aikido'yu değiştirmek ya da işte bundan sonraki Aikido ve korona Aikido'su bu gibi bir şeyi ben mantıklı bulmuyorum. O zaman Aikido'yu bırakmak lazım. Diyorum yani. Aikido'yu kapatmak lazım. Kapatmak lazım Aikido'yu. Yani evet. İşte Aikikai Vakfı da kapansın. Diğer organizasyonlar da kapansın. Artık Aikido yok artık, bitti. Demekten başka bir şey değil. Herkes sabah koşusuyla spor işini halletsin. Yani hani spor olarak bakan öyle baksın. Zaten savaş sanatı nedir? Ne faydası var günümüz barış toplumunda? Bugünlerde şey var zaten internette. Şimdi adını hatırlayamadığım bir Aikidocu arkadaşımız şey yapıyor. Sanırım bir kitap hazırlıyormuş. Onunla ilgili devamlı sorular soruyor. Bugün de sordu işte savaş sanatı nedir diye bir şey sormuş.
Herkes savaş sanatıyla ilgili fikirlerini anlatmış. Bazıları çok detaylı, işte uhrevi alemlerden gelen hissiyatın maneviyatta şey bulması gibi. Anlamadığım, ezoterik kısımları falan. Toparlayamadığım ezoterik kısımlarına çok yönelmişler. Ama yani savaş sanatı nedir sorusu benim yıllardan beri karşılaştığım bir soru. Yani burada da aslında konuşmuştuk savaş sanatı nedir diye. Ama çok çabuk cevap verilebilecek, çok kolay cevap verilecek bir şey değil. Bir de hani insanların devamlı Aikido'ya geldikleri zaman da, ben gençken Tekvando'ya geldikleri zamanda da görmüştüm. Gençken derken çocukken. Hani insanların savaş sanatından bekledikleri şey duvarlarda yürüyüp önlerine gelen herkesi dövmek oluyor genelde bu işin, bu camianın dışındakiler. Ama içindekiler ne düşünüyor? Gerçekten onu da merak ettiğim oluyor. Valla ben şöyle düşünüyorum bu konuda, yani genel bağlamda, hani sadece savaş sanatı nedir sorusunun cevabı bağlamında değil. Bu tarz sorular sürekli soruluyorsa demek ki henüz cevabı alınmamış işte. Hani şey gibi, aşk nedir? Biraz kişisel tarifleri var sanırım. Herkesin savaş sanatları, savaş sanatı kavramından beklentileri ya da belki de herkes duymak istediği cevabı duyuncaya kadar o soruyu sormaya devam ediyor. Dolayısıyla cevap kendisinde adam. Ama o cevabın teyidine ihtiyacı var. Bunu genelleştiriyorum. Sadece savaş sanatı nedir konusunda değil. Bu biraz kişisel. Sana göre savaş sanatı ne? Bana göre savaş sanatı ne? Gibi bir cevabı var yani. Senin savaş sanatından anladığını söyleyebiliyorsun bu soruya cevap olarak. Yoksa bunun bence böyle net bir tarifi yok. Bir beklentilerin var bununla ilgili. Bir savaş sanatından beklediğin şeyler var. Bu kişisel. Bir de duymak istediklerin var. Duymak istediklerimizi de sanırım şey oluşturdu genellikle işte. Hollywood filmlerinin başlattığı, Bollywood'un da devam ettirdiği yani hani savuna çıkardığı bir işte göklerde yürüme, timsaha kafa atma gibi bir şey var. İnsanlar da bir savaş sanatına başladığı zaman, bir salona, bir gruba neyse başladığı zaman ne zaman 90 derece eğimde koşabileceğim diye umuyor. Onun merakı içinde. Genellikle ya hayal, o tipler için konuşuyorum, hayal kırıklığına uğrayıp vazgeçiyor ya da öyle bir şey değilmiş ama bu da güzel deyip devam ediyor yani. Evet, doğru. Bir diğer konu da bu şeyle ilgili aslında, şimdi sen konuşurken ya da biraz önce konuştuğumuzda aklıma geldi. Sınavlar olacak. Sınavların nasıl yapılacağı. Çünkü sınavlar hep bir grupun, yani çok sayıda insanın bir araya geldiği bir yer oluyor. Belki sınavları yaparken de kuşaklara göre bölüp bölüp yapmaya başlayabiliriz. Yani sabahtan akşama kadar, yani biliyorsun 6 saat boyunca sınav yaptığımız günler oluyor. Hani o 6 saatte herkesin olması değil de dojo'nun içerisinde. İşte belki ilk 1-2 saat işte 6 ile 7'yi, sonraki 2 saat 8 ile 9'u falan yapmak gibi bir şeyler olabilir diye düşündüm. Tabii olabilir. Yani hani bugün niyeyse hep hastalık, COVID üzerine takılmış durumdayım ben. Tesadüf yani, o kadar şeyde değilim, tedirgin de değilim konuyla ilgili ama. Yok, benim de hiç değil tabii. Tedirginliğim hani kaygı korku sigortadır biliyorsun. Olması gerekir ve gayet sağlıklı. Ben de ama kişisel anlamda eyvah nereden COVID kaparım diye bir paniğim yok. Hiç olmadı da. Başından itibaren de olmadı ama ne gerekiyorsa tedbir anlamında paranoya kapılmadan onları yaptık. Yapmaya da devam ediyorum. Ya, salon anlamında da yapacağımız şey farklı bir şey değil. Yapılması gereken, alınması gereken tedbirlerin hepsini alıp ondan sonra da yapmamız gerekeni yapmamız gerektiği gibi yapmaya devam etmek işte. Ne çok yapmak dedim. Sınavlarla ilgili fikirler üretilebilir. Mesela derste yapılabilir sınav. Yani o sınava girecek olanın dersin
dersine biz de katılıp orada sınavını yapmak oluyor. Dediğin süper bir fikir bence. Her Q derecesini, hatta kalabalıksa onun bile ikiye bölerek, ama sırf sınav organizasyonu şeklinde, hani ders dışında yapılabilir. Yani hani onunla ilgili düşünülebilecek bir sürü şey olabilir ama düşünülmesi gereken bir şey, evet. Yani Evet, aynen onun da atlanmaması gereken bir şey. öyle. Evet. Peki radikal bir değişiklik yapalım. Yani konu değişikliği. Aikido'yu öğrenirken en çok seni ne zorlamıştı? Affedersin, tekrar eder misin? Ben seni duymak Aikido'yu istemiyorum. öğrenirken seni ne zorlamıştı en Öğrenirken. çok? Aha. Beni. En çok ne zorlamıştı? Yani işte bu da kişisel bir şey. Beni zorlayan şey ilk işte temel şeyleri öğrendiğimiz süreçti. Ukemi, sabakiler. Sabakileri çabuk öğrendim. Hani orada çok zorlanmadım ama ukemi beni çok zorlamıştı. Gerçi sanırım Victor da yayında. Belki o da Efendim? seni... Victor da yayında sanırım. O da sana bir şeyler söyleyebilir bu fikirlerinle ilgili. Kim yayında, anlamadım. Victor, bizim Victor. Ha, öyle mi? Ha, tamam, Öyle bir iyi. gördüm. Süper olur. Onun da olmasına çok sevindim. Victor ilk işte bana Aikido'yu ilk sevdirenlerden biri. Ondan sonra beni çok etkilemiş. Evet, ben işte bu hoca Hiç dünya değildi diye tatlısı. yazmış. Bak altına, bilmiyorum neye hiç değildi dedi ama Ne dedi? Ya ben niye o katılmıyorum kemilerin onu? güzeldi diyor. Aşağıda yazmış Victor, bak. Ukemilerim güzeldi çünkü hocam öyle şey yapmadı. Ne onun adı? Torpil yapıp çok düzgün ukemi yapmadan bana teknik göstermeye başlamamıştı. Çok sinir oluyordum bu arada o dönemde. Çünkü işte teknik yapanlara bakıyordum. Lan şerefsizim, ben bunu daha güzel yaparım. Ben niye başlamadım ki hala, ne deyip duruyordum. Ukemi öğrenmekte zorlanıyordum. Çünkü benim bildiğim bir ukemi vardı zaten. Anlatabiliyor muyum? Ve hani uzun süre yaptığım, çalıştığım ve doğruluğundan da emin olduğum. İşte ben de birçoğu gibi Aikido'ya başlayan kendi bildiklerimi çok gayet doğru diye düşünüyordum sanırım. Birincisi oydu. Yani 2,5 ay falan ben habire ukemi yaptım yani. Hani sıkıcı bir süreçti benim için ama bırakmadım. Sonra da evet, çok doğru söylüyor Viktor hocam. Çok güzel ukemi yapmaya başladım. Ve ben fena da bir uke değildim aslında Yok, gerçekten. Ali Hoca Burada sende da gösterirdi teknik canım, devamlı. Ali Hoca kötü ukelerle teknik göstermez. evet, yani sanıyorum biz yani hani yanlışım varsa düzelt, Ali Hoca ile yollarımızı organizasyondan yollarımızı ayırmadan önce bildiğim kadarıyla en uzun süre ukeliğini yapanlardan biriyimdir. Evet, İlham sen. Evet, o da hani Victor sağ olsun, hem dünya tatlısı bir adam hem de çok iyi bir hoca olduğunu düşünüyorum. Ben onunla Aikido'ya başladım ve sevdirdi bana Aikido'yu. Hala aynı saygıyı ona duyuyorum. Ondan sonra zorlayan şeylerden biri de sürekli bana şey demesiydi. Güç kullanma. Niye kullanmayayım? Var işte. Hani önce niye kullanmayayım? Var işte. Yani ben bu adamı yere indirmekte o kadar zorlanmıyorum. Ondan güçlüyüm. Yani hazır o kadar kas yaptım, kuvvet oluşturdum. Niye kullanmıyorum ki? Ile başladı. Sonra tamam, kullanmayacaksak kullanmayalım diyorum. Ben kullanmadığıma eminim. Ama Viktor hocam sağ olsun sürekli bana şimdi güç kullandın, güç kullanma. Bir de kendisi de biliyorsun, bilmeyenler için de söyleyeyim. Çok güçlü. Başka tabirler var bunun için.
Ama şimdi herkesin içinde tabii söylemeyeceğim. Ama böyle çok kuvvetli bir adam. Şimdi benim güç kullandığımı görüyor. Ben güç kullanmadığımı iddia ediyorum. Peki bana da yap o zaman tekniği diyor. Ama gücü çok fazla olduğu için harbiden güç kullanıyormuşum oluyor falan filan. Bunlar mesela başlangıç seviyesinde çok zorlamıştı. Kısa süre sonra da seni ve seni İlham'ı Banu'yu tanıdı. O da hatırlarsın bahsederim ben zaman zaman ondan. Uzun zamandır da konuşmuyoruz. İşte ilk böyle merdivenlerden inişiniz falan filan çok böyle abo çok havalı süperdi. İşte bunlar ve hani sizi tanımak da beni Aikido'ya çok bağladı. Birlikte çalıştığım, başladığım, ilk Aikido'ya başladığım arkadaşlarım zaten onlarla ilişkilerimiz, o dojo içindeki ilişkiler hepsi harika insanlar. Kimileriyle hala tanışıyoruz. Kimileri bugün Aikido'nun Türkiye'deki şekline yön veren insanlar oldu. Evet. Tanser hocama buradan saygılar. Ama sanıyorum devam etmemi hani bütün bu süreçten sonra herkes kendi yolunda devam ederken benim Aikido'ya hala devam etmemi sağlayan en önemli etkenlerden biri de bizzat sensin. Bunları Teşekkürler. konuşuyoruz. Birlikte bu şeyi yapmak çok keyifli. Her adımında hep keyif aldım. Evet, aynen aynı Bu şekilde. anlamda yaşadığım bu tip işte Aikido çalışma anlamındaki zorlukların zaten hepsi aslında zorluk değil, keyif. Ama süreç içinde sosyal ilişkiler vesaire anlamında da bazı zorluklar yaşamış olsak da daha keyifli yanları o zorlukları tamamen bertaraf etti diyebilirim. Evet, doğru. Peki senin neydi? Ya Sen ben bu soruyu başlar beklemiyordun sanırım hiç. yok hiç beklemiyordum. Beni ilk başlarken zorlayan şey, yani mekaniğiyle ilgili zorlayan ukemi öğrenmekti. Ben tekvando yaptığım için çok uzun yıllar, yani orada düşmemeye, dengede kalmaya alıştığım için en ufak bir darbede yuvarlanmak, yere düşmek, takla atmak benim için öğrenilmesi çok zor bir şeydi. Özellikle ben ilk başladığım zaman hani Ali Hoca ile başlamadım ben. Daha önce bir yıl başka bir hoca ile çalıştım. Ama hani hep anlatırım. O da çok iyi bir hocaydı. Bir gruptu onlar da. İsimlerini vermeyeceğim. Kulakları çınlasın. Ama ne yazık ki Aikido konusunda çok da ehil değillerdi. Aikido'yu öğretmek ve Aikido konusunda. Dolayısıyla ilk zaten öğrendiğim ukemi çok yanlış bir ukemiydi. Yanlış demeyeyim aslında, yanlış değil de gösterdikleri judo ukemisiydi. Ve onu da tam göstermedikleri için bende iyice oturmadı ukemi. Daha sonra Ali Hoca'nın ekibiyle çalışmaya başladığım zaman sıfırdan tekrar öğrendim. Ve benim ukemiyi öğrenmem, yani diğer arkadaşlarından, birlikte çalışmaya başladığım arkadaşlarından çok geç oldu. Hep çok zor öğrendim. Havadan düşüşü de zor öğrendim. Bu sanırım tekvandodan kalan vücudun bir alışkanlığı, düşüş konusunda hep bir sıkıntı yaşıyordum. Sonra ilk başladığım zamana göre daha iyi oldum tabii. Yani şimdi rahat düşebildiğimi düşünüyorum. Ama yani belli olmaz, o da çok şey Şimdi değilim. nasıl? Şimdi iyi düştüğümü düşünüyorum. Ama ne diyorlar bilmiyorum arkamdan. Ondan sonra... Sonra ne de zorlandım. Sonra ya ben Ali Hoca ile, yani biz Ali Hoca ile çalıştık. Hep hani daha önceki konuşmalarda da söyledik, her yerde de söylerim. Bence hani Ali Hoca Aikido öğrenilebilecek en iyi hoca Türkiye'de. Belki kendi hocam olduğu için hani öyle söylüyorum ama fakat bunun yanı sıra çok kendimizi vakfetmemizi beklerdi Aikido'ya. Hani o biraz zor oluyordu benim için. Çünkü ben o dönemde yeni de işe başlamıştım. Bir yandan master yapıyorum, bir yandan da Aikido.
Yani hiç unutmam, bir gün bir kız arkadaşımla ilk defa buluşacağım. Buluşmadan önce bana sanırım Abidin Paşa'dan Demet Evler'e minder taşıttırıp minder serdirtti Demet Evler'deki şeye. Tabii ki ben buluşmaya gidemedim çünkü yani pislik içinde kaldım o minderleri taşıyıp sererken. Hani böyle şeyler bana çok zor geliyordu. Çünkü zamanım çok kısıtlı, yani bir yandan iş yapmam gerekiyor, bir yandan master'a hazırlanmam gerekiyor, bir yandan da Aikido ile ilgili böyle normal dersin dışında zamanı vermek zor oluyordu. Biraz şeyle ya yani birlikte çalıştığım arkadaşlarımla ilgili sosyal ilişkilerde sıkıntı yaşadığım oldu. Çünkü biz şimdikine göre çok şey bir ekiptik, etobur bir ekiptik. Şimdiki arkadaşlarım daha sakinler, çok vahşi. Yani şimdi bizim öğrencilerimiz, grubumuz çok sakin, çok saygılı birbirine. Bilmiyorum, Aikido'nun geneli de belki öyle ama diğer grupların içeriğini çok bilmiyorum, kesin öyledir. Ama ben ilk başladığım zamanki çalıştığım Aikido arkadaşlarım yani çok vahşi, çok saldırgandılar. Yani ne anlamda vahşi saldırgandılar? Herkes çok iyi kendini göstermeye çalışıyor. Herkes yukarıya oynuyor. Bir kere Ali Hoca'nın gözüne girmek için inanılmaz bir rekabet vardı. Bunun için birbirini çizmek, birbirini harcamak çok olağandı bizim o grup içerisinde. Bunu şuna bağlıyorum. Ben 99'da başladım Aikido çalışmaya. O dönemde özellikle Ankara'da Aikido yoktu. Yani bir Ali Hoca vardı. Bir de Mustafa Hoca'nın bir grubu vardı ki onlar da hala devam ediyorlar. Aikido çok bakir bir alandı. Ve o bakir alandan pay almak isteyen çok fazla insan vardı o dönemde. Yani pay almak derken sadece maddiyattan bahsetmiyorum, maneviyattan da. Çünkü Aikido'nun diğer savaş sanatları gibi insanın egosunu çok şişiren bir yönü de var. Yani tamamen egoya oynadığı bir alan da var. Eğer dikkatli olunmazsa savaş sanatları yapılırken o mütevazi olma, o sakin olma dersi tam alınmazsa insanlar bir anda kendilerini kaybediyorlar. O dönemde de biraz öyle oldu. Çünkü yani Ali Hoca ne kadar iyi bir hoca olsa da hafta içinde bizim başımızda değildi. Hafta sonları geliyordu. Dolayısıyla o bir etki oldu. Yani yeni oluşan bir ekipte. Biraz insanlarla ilişkilerim sıkıntılıydı. O biraz beni zorladı ama daha sonra zamanla düzeldi. Neden düzeldi? Çünkü o arkadaşların tek tek ayağını kaydırdığım söylenir. Pek çok insan der ki ikiyüzlülüğünle onların şeyini kaydırdın. Ama halbuki öyle bir şey yok. Yani dürüstçe kendim hakkında söyleyebileceğim şeylerden birisi. Onlar bir şekilde gittiler çünkü sebat eden bir taraftım. Yani yapmak istediğim şey Aikido yapmaktı. Başka bir amacım yoktu. Dolayısıyla sadece hoca ile birlikte Aikido çalışmaya devam ettim. Diğerlerinin fikirleri, davranışları vesaire değiştikçe onlar ayrılıp başka yollara gitmekte bir sıkıntı görmediler. Çok fedakarlık ettim ama kaldım. Geldiğim yerden de memnunum. Aikido ile ilgili beni zorlayan şeyler buydu öğrenirken. Ama çok keyif aldığım şeyler de oldu öğrendiğim zaman. Benim mesela hafta sonlarım tamamen Aikido ile geçiyordu. Cuma gününden başlayıp pazartesi akşamına kadar böyle ayrılmaz bir blok vardı. Şey çok hoşuma giderdi. Yani vücudun böyle son sınırına kadar zorlanıp da Aikido tekniklerini öğrenip daha artık yapamayacağım, hareket edemeyeceğim dediğin anda bir daha kalkıp bir daha tekniği yapabiliyor olmak bana çok keyif verirdi. Bir de benim Aikido ile ilgili en çok sevdiğim şey sonradan gelenlere bir şeyler anlatıp bir şeyler öğretmek. O benim hoşuma çok gidiyor en baştan beri. Tekvando'da da çok severdim. Nedense öyle bir şeyim var. Ne derler? Eğilim mi derler? Huy mu derler? Eğitme Eğitme aşkım var. Evet. O yüzden seviyorum insanlarla birlikte çalışıp onlara göstermeyi. Şey çok hoşuma gidiyor. Yani Aikido öğrenirken bir sorunla karşılaşıp o sorunun sadece kendi başlarına geldiğini düşünmeleri, Aikido'nun zorluklarının sadece kendilerine has olduğunu, başka hiç kimsenin o zorluğu yaşamadığını düşünmeleri bana çok eğlenceli geliyor.
Halbuki hepimiz yani benzer zorlukları yaşıyoruz ve hani kişisel tecrübem genelde herkesin yaşadığı zorluklar aynı. Yani mesela biraz önce senin söylediğin gibi güç kullanmamak. Aikido'da bence insanları en çok zorlayan şey güç kullanmamak. İki basamakta zorluyor, iki adımda. Birincisi kullanmamak zor. İkincisi kullanmamayı anlamak zor zaten. Evet, ki benim yaşadığım süreçte aynen öyle. Önce kullanmamakta çok zorlandım. Çünkü çok saçma. Neden kullanmayayım? İkincisi de tam da söylediğin gibi ya kullanmıyorum işte. Hani kullanmamayı anlamak gerçekten zor. Aikido'nun öyle keyifli sırları var. Ve sadece sabırlı olanlara veriyor o sırlarını. Ve çok emin olduğun cevaplardan bir süre sonra şüpheye düşüyorsun. Aradan biraz daha zaman geçtikten sonra da yanlış biliyormuşum diyorsun. İşte güç kullanmamak buymuş dediğin şeyler var. Şimdi ben bu tekniği nasıl güç kullanmadan yapacağım dediğin şeyler var. Sürekli dinamik bir şey yani. O anlamda keyifli. Bana hep işte birçok farklı branşta spor yaptım. Bana hep söylenen Aikido'ya başladığımda da bundan ne kadar zamanda sıkılacaksın bakalım yani denmişti. Ama hiç sıkılmadın. Sanırım sıkılmama sebebi aslında insanların genellikle sıkılma sebebiyle aynı. Sürekli aynı şeyi tekrarlıyormuş gibi bir duruma düşüyor Aikido bir süre sonra. İşte herhalde üçüncü kuyu civarlarında falan. Üçüncü, ikinci kuyu Bence o civarlarında. dönem dönem her şeyde Evet. oluyor. Evet işte Yani bir kere olmuyor. Sık aslında sık oluyor böyle döne döne giderken. evet o sirkülasyona girdiğinde oradan çıkar çıkmaz aslında aynı şeyi yaptığını düşündüğün şeyin hiç aynı şey olmadığı fark ettiğin zaman işte sürekli dinamik hale geliyor. Yani hiç bitmeyen bir öğrenme süreci. O da Aikido'yu eğlenceli kılıyor. Yani sürekli kendinle rekabet halindesin. İnsanların Aikido ile ilgili o biraz önce bahsettiğin hani insan ilişkilerindeki sıkıntıların ben sebebinin hedefler koymak olduğunu düşünüyorum. Ya da daha doğrusu doğru hedefi koymamaz. Ben de hep söylerim birçok arkadaşımla konuşurken de Aikido yapmak zorunda değiliz hiçbirimiz. Yani zorunda mısın? Yani bu senin için bir mecburiyet mi? Yok. İşte herhalde Çaça'ya gitmek daha eğlencelidir Aikido çalışmaktan. Hiç denemedim ama hani kulağa öyle geliyor en azından. Ben Aikido beni üzüyorsa, sıkıyorsa bıraktım derim ve kimseye bir hesap vermek zorunda kalmam yani. Yani benim hayatım. Ya işte bu biraz önce de söyledim ya, mesela senin çalıştığın grupta da yaşamıştık bunu. Biraz önce söylediğim neden, eğer dikkat etmezsen Aikido diğer savaş sanatları gibi egoyu çok besleyen bir şey. Çok. Yani şu çok hafife alınacak bir şey değil. Çıkıp da 3 kişiye, 5 kişiye ders anlatmak ve onların sana hocam demesi, bu aslında böyle sözde söylendiği zaman ya hiç etkileyici bir şey değil. Bana ne yapar ki diye düşünüyor insanlar, ama çoğu kişinin başına geldiği zaman insanlar kendilerinden geçebiliyor. Yani gidip bir kişiye ders anlatmak, bir kişiye teknik anlatmak, ben çok insan gördüm. Ders anlattığı ya da teknik anlattığı kişiyi sahibi olarak gördüğü ve ona yani her tür şeyi yapabileceğini düşünen çok insan gördüm. Her şeyi isteyebileceği ve ondan üstün olduğunu düşünebileceği. Bu nedenden dolayı dediğin olmuyor. Yani adam bırakamıyor Aikido'yu ya da başka bir savaş sanatı yapıyorsa onu. Ama Aikido'dan bahsettiğimiz için Aikido diyeyim. Çünkü ihtiyacı olan ego tatminini o sağlıyor. Çok insan gördük. İkimiz de gördük böyle insanları. Yakın olduk. Hani birlikte olduk, ayrıldık, ayrılmadık, ayrılamadık. Hani pek çok şey oldu ama ben bununla bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Peki Evet, çok şimdi ne bu zorluyor seni şu anda? ego ile ilgili sıkıntı aslında bütün temel
sıkıntı egoyla ilgili. Ama o egoyu ne oluşturuyor? Onu bilmiyorum. Benim bununla ilgili cevabım aslında, yani kişisel cevabım çok basit. Amacımı kaybetmedim hiç. Ben Aikido çalışmak, Aikido'yu öğrenmek istedim. Yani ilk başlarken herkes böyle değil mi abi? Hani ben Aikido çalışmak istiyorum, Aikido'yu öğrenmek istiyorum diye başlıyorsun. Şimdi başka hedefler, başka amaçlar oluşmaya başlıyor. Belki müsabakası olmadığı için işte kişisel egosuyla ya da karşısındakinin egosuyla mücadele etmeye başlıyor. İşte gerçekten çok ilginç. Biri hocam dediği anda başka bir şey oluyor. İşte o ego sapıtıyor. Sanırım sen de ben de ders vermeye başladığımızda böyle ders vermek gibi bir şeyimiz yoktu. Hani böyle ders vereyim, hani ben ders vereyim, Ben öğreteyim. Aikido'yu bir süre sonra bırakırım diyordum. Hani o Ben sırada zaten ders hiç vermeye sistem geldim. bile yoktu o konuda da. Ama sonra benim için ders vermek hoca olmak anlamında değildi. Ders vermek benim için öğrenmenin bir parçasıydı. Çünkü mecbur kalıp ders vermeye başladığımdan bir süre sonra fark ettiğim şey, ana hani ders vermek acayip bir hocaymış meğer. Öğretirken daha başka öğreniyorsun. Dolayısıyla yine aynı amaca oturdu ders vermek. Sonra bir sorumluluk haline geldi ama yük olan bir sorumluluk değil, keyifli bir sorumluluk. Seninle beraber işte Toridojo'nun başlangıcından bahsedelim biraz. Seninle beraber sadece ikimiz yoktuk üstelik, yani hani birkaç kişiydik ve o salon kapanma tehlikesine girdi hatırlarsan. İşte Ali Hoca bundan çok yorulduğunu vesaire söyledi ve hani vazgeçeceğini söyledi bize. O vazgeçmesin diye hiç mecbur olmadığımız halde, yine asıl konu bu, hiç mecbur olmadığımız halde başkaları yapmazken bunu bizim birlikte olduğumuz ekip çok ciddi bir riski göze alıp, doğru değil mi? Hani bunun üzerinde günlerce konuştuk. Oraya yaşasın diye fedakarlıklarda bulunduk. Şimdi bunun tek ama sebebi bundan biz çok keyif alıyoruz ve bu keyfin devam etmesi gerekiyor. Paylaşmaya devam etmemiz gerekiyor. Başka bir şey, hani ego için bu yapılacak bir şey değildi işte Yok canım, ego yani. için çekilecek dert değil bence. Değil hani işte aldığımız riskler, hani de yaptığımız mücadeleler tırnak için. Hani tam tersine hani egonun tam aksinde bir şey bence. Ama hepsi çok keyifliydi. Şu virüsün ara verdirtmiş olması bir anlamda da özlememizi Evet. sağlamış olabilir. Yani hem Aikido'yu hem Dojo'yu hem ekibimizi hem Evet. öğrencilerimizi. Çünkü Evet. hani bizim şöyle bir avantajımız olduğunu da düşünüyorum. Hani çok iyi bir ekibimiz var. Yani öğrencilerimiz ayrı zaten onların hepsi, ama o öğrencilerin içerisinde bize yardımcı olan ekibimiz de bence çok iyi ve hani o aynı hedefleri, aynı kafayı paylaştığımız için bence Dojo'nun bu kadar iyi olmasının sebebi o. Yani çünkü hep söylediğim gibi Dojo'yu Dojo yapan içindeki insanlar. O insanlar ne amaçla geliyorlar, ne yapıyorlar, ne hedefleri var. Bütün bunlar Dojo'nun kalitesini belirleyen şeyler. Dolayısıyla hani mutlaka diğer Dojo'lar da iyidir. Yanlış anlamasın kimse. Kötü demiyorum diğer Dojo'lara. Yok, biz zaten kimseye kötü demiyoruz. Biz iyiyiz diyoruz. Yani burada sanırım dojonun iyi olmasının anahtarı bu. Yani bizim dojoyu örnek vererek diğer dojolar için de söyleyebiliriz bunu. Hocayla öğrencilerin gerçekten aynı kafada olması ve aynı fikir birliğinde olmaları dojoyu bence
başarılı bir yer haline getiriyor. Dojo'yu eğlenceli, güzel bir yer haline getiriyor. Çünkü hep senin de söylediğin şey, yani bir işi yapıyorsan eğlenmek gerekiyor. Yani eğer iş değilse o, karşılığında para aldığımız şey değilse. Dolayısıyla yani Dojo'ya gelip de Aikido çalıştığın zaman ondan keyif almalısın ki bir daha gelip bir daha çalışabilesin. Burada hoca önemli olduğu kadar öğrenciler de çok önemli. Aklıma gelen şöyle bir hikaye var. Sen de hatırlarsın muhtemelen. Homma Sensei, Yun Sensei diye birisini getirmişti Kore'den. Evet, Onun hiç anlıyorum. anlattığı bir şey vardı. İki tip hoca vardır. Bir tanesi altındaki öğrencileri yüceltir. O öğrenciler o hocayı yükselirken yüceltirler. Bir tanesi de öğrencilerinin sırtına basa basa yükselip onları aşağı indirirken yükselen hocadır diye. Yani bence eğer insanlar diğer öğrencilerini yücelmeye çalışırlarsa, bence o dojo eğlenceli bir yer haline geliyor. Çünkü aynı ortak fikirleri, ortak idealleri paylaşmaya başlıyorsun. Öbür türlü bence sıkıntılı bir yer haline geliyor. Yani bunları yaşadık, gördük diye düşünüyorum. Peki biz ne yapıyoruz bununla ilgili? Hani neden bizim öğrencilerimiz ya da bizim ekibimiz dediğimiz insanlar böyle tatlı, böyle iyi, bu kadar şeyler, ne deniyor ona? Naifler. Çok sevilesiler. Yani biz bir sınav falan, Çok mülakat ya da tatlılar bir psikolojik test kere. mi yapıyoruz? Yapıları itibariyle çok tatlılar. İkincisi davul dengi dengine. Biz çok cici insanlarız. Onlar da bizi buluyorlar. Ya psikolojik sınav mı değil mi? Aslında yaşadığımız her şey bir sınav. Dolayısıyla karşılaştığımız her sorunda bizim verdiğimiz tepki ve onların verdikleri tepki o sorun karşısında bir sınav ve aynı tepkileri verdiğin zaman aynı sınavı geçen insanlar aynı sınıfta olurlar. Dolayısıyla onlar da bizimle birlikte aynı sınıfta oluyorlar Tamam diye işte. düşünüyorum ben. Tamam Ama işte. belki Benim onların de daha farklı bir fikri vardır, bilemiyorum. söylediğim şey, öyle seçkin insanlar, hani biraz önce anlattığın anlamda seçkin insanlar gelip bizi seçiyor değil bu. Sonuç itibariyle hocalık yapmaya devam ediyorsun dersin dışında da. Yok, çok ufak bir şey söyleyeceğim. Zaten biraz önce söylediğim oydu. Yani seçkin insanlar bizi seçiyor. Bizim dojomuz seçkin, diğer dojolar seçkin değil. Evet. Bizim kafamıza uygun insanlar geliyor. Ahmet'in dojosuna Ahmet'e uygun, Fatma'nın dojosuna Fatma'ya uygun. Ne kadar Nereden insan... biliyor peki o giderken işte Ersin, Barış benim kafama uygun hocalar, İlk ben oraya başta gideyim. bilemez bence. Evet. Bence bu bizim yol göstermemizle ilgili bir şey. Biraz önce söyledin ya, aynı sorunlara aynı tepkileri gösterdiğin zaman o sınavı birlikte geçmiş oluyorsun ve aynı sınıfta oluyorsun. Bence biraz daha çok sorunlara bizim gösterdiğimiz tepki ya da olaylara yaklaşımımızı görüp onlar da öğreniyor. Kimsenin egosuna izin vermiyoruz çünkü bir ego gösterisinde bulunuyor. Hoca olarak egonun iyi bir şey olduğunu ben kralım demiyoruz. Hani kralım da demiyoruz. Ama bir yol gösteriyor. Ve fırsatları olacak. Eğer yapmaları gerekeni Aikido anlamında çalışmaları gerektiği gibi çalışır, vermeleri gerektiği kadar emek verirlerse bunların da işte ders vereceklerini, fırsatları olacağını, siyah kuşak hangi dan imkanları varsa oraya ulaşabileceklerini, bu yollarının bizim tarafımızdan kapatılmayacağını, antrenör hoca ne deniyorsa o olmak için gereken fırsatlar önlerine çıktığında engel olunmayacağını, tam tersine bizim bir katkımız olabiliyorsa, yapabileceğimiz bir şey varsa onların önüne çıkan herhangi bir engelle ilgili bu anlamda, yapacağımızı onlara gösteriyoruz. Hep göster.
Ve birçok öğrencimize antrenör olmaları yolunda işte siyah kuşak birinciden, ikinciden, üçüncüden almaları konusunda engelleyici değil, teşvik edici oldu. Ve şunu çok deklare ettik. Bizim için başarı öğrenci yetiştirmek, hoca, ders veren olarak başarı ne zaman ki siz bizden daha iyi olduğunuzda her anlamda. İşte seviye Evet, anlamında, evet. yaptığın teknik anlamında. Sen benden daha iyi olduğun anda Evet, evet ben evet. başardım. Yani çok iyi bir şey yaptım. Şimdi bunu gören Hangimizin bağlantısı kesildi öğrencinin acaba? Heh. bir egosu olabilir mi? Yani birbiriyle çatışmasının bir gereği hani bir ego savaşına ihtiyacı olur mu? İşte İşte o olmaması gerekiyor. insanlar bizim dojoda bunu buldukları için o şekilleri alıyorlar. Ben öyle düşünüyorum. Ha içlerinde hiç mi yok problem oluşturan, oluşturmuş olan, oluşturacak olan ya da biz hiç mi problem oluşturmadık acaba? Tamam olur ama doğru çözümün çatışma olmadığını gösterdiğimiz sürece ve saygı denen şeyin gerekliliği yani beklediğim saygı egomu tatmin etmesi için değil, gerekliliği olduğu için bunu gösterdiğimiz sürece onlar da ya düzelecek ya elenecek. Hep öyle oldu çünkü. Evet. Gene 40 dakikayı doldurduk. Efendim? Gene 40 dakikayı doldurduk. Doldurduk mu? Çok güzel sohbetti. Evet. Umarım dinleyenler de keyif Bundan almıştır. sonraki süreçle ilgili bizim dojo ve işte birlikte olduğumuz ekip biz ile ilgili bir şeyin var mı? Planın demeyeyim, planlarını benimle paylaşırsın zaten. Ama bir böyle idealize ettiğim bir hedef yani hani nasıl bir şey olmasını düşünüyorsun diye sormak istiyorum Nasıl tam sana. anlamadım. Ondan sonra da kapatalım. Zaten bir saat üstü limit koyduk biz. Tam Şey mi anlamadım koydu? soruyu ama. Şey mi koydu? İnstagram mı Instagram koydu? koydu. Instagram ama bizimle birlikte fikir aynı ortak fikrimiz Aynı olduğu fikirde. için aynı şekilde. Soruyu tam anlamadım ya. Yani Dojo'nun gidişatı açısından mı kişisel Evet, ayıcılığı acaba? Dojo'nun gidişatı açısından hani böyle bir şeyin var mı? Bir hayalin var mı? Ya işte bir atıyorum yani Benim müstakil dojo bir ile ilgili en büyük Ayizido hayalim binamız olacak gibi mesela. ve dojo ile ilgili en büyük hayalim senle ben öldükten sonra bu dojonun hala Aikido eğitimine devam ediyor olması. Yani çoğu insan şöyle bir hayalde bulunuyor spor camiasında. Genelde kişilere bağlı oluyor spor salonları. Ben onun haricinde bir şey olsun istiyorum. Yani kurumsal bir şey olsun istiyorum. Ölmemiz şart da değil yani Yani şunda da bırakabiliriz. kararlısın. Ölene kadar da vazgeçmeyeceksin. Yani onu ben bunu da anlıyorum. Yani benim fikrim ölene kadar vazgeçmemek Allah'tan bir mani olmazsa. İnşallah. Ama yani hayalim bizden sonra da Dojo'nun devam ediyor olması. Böyle. Seninki ne? Ya sen? Aynı. Hmm. Zaten daha önce de bir konuşmuştuk bununla ilgili. Evet, benim de aynı. Hani tabii benim şeylerim de var. Yani böyle fiziksel olarak da hani o dojo'nun işte kendine ait binası ve işte belki vakıf haline gelip işte biz bıraktıktan sonra öldükten sonra da devam edebilecek hani öyle bir yapıya da kavuşabilip O zaman bizimkilere yeni işler patlıyor demektir. efendim? Bizimkilere yeni işler patlıyor demektir. O kadar övdük iyi takımlar, güzel takım, hoş takım diye. Demek ki iş isteyeceğiz şimdi. Yani İyi bakalım. inşallah olur. İnşallah. Olur bence. Peki herkese Allah'a ısmarladık diyelim mi? Senin Diyelim başka diyelim. ekleyeceğin bir Yok. şey var? Bir şey yok. Çok tutmayalım Bence çok insanları. keyifliydi yine. Bence de. Gene görüşürüz. Yine görüşürüz.